Herkese merhabalar sevgili dostlar. 28 Eylül Cumartesi günü Ankara yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Tabi ben şimdi Diyarbakır İzmir tahminlerini de videolarında hazırladım yaptım. Onlar da yayında mevcut. Diyarbakır'da 6 koşu var. Bir banko bir alternatif tek. İzmir'de de yine sizlere 10 koşul bir program verdik. 2 banko bir alternatif tek şeklinde planladık. İzmir'de bizim iki safkanımız Rüzgar Saruhan ve Büyük Düşte de start almakta. Ekür olarak ilk yarışta bulunuyorlar bilginize. Onlarla ilgili detaylı açıklamayı da yaptık o videoda. Ben tabii bu kadar video yapıyorum. Sizler için bakın hem Diyarbakır videosu hem İzmir videosu hem Ankara videosu. Sizlerden de destek bekliyorum. Abone olalım, videoyu beğenelim. Beğeninin yanındaki teşekkürler üzerinden destek verelim. Katıl üyesi olarak da yine destek verebilirsiniz arkadaşlar. Katıl üyeliği ve e, teşekkürler tabii zorunlu değildir ama yani en azından ya yani isterseniz tabii ki destek verebilirsiniz en yani nihayetinde. E, oradan bize destek verirseniz çok makbule geçer. E, katıl desteğinizi veya teşekkürler üzerinden desteğinizi de bekliyoruz. Ama bir beğeniye yüklenelim, bir beğenelim arkadaşlar. Videoyu beğenip devam edelim izlemeye. O şekilde bize destek olursunuz çok seviniriz. Şimdi... Tahminlere geçiyorum. Hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Notlarınızı almaya hazır olun. Kalem kağıt ne varsa alın yanınıza. Çay kahve ne içiyorsunuz yanınıza alın ve başlayalım tahminlere. Saat 1'de ilk yarış Ankara'da. 15 handikap mücadele, 4 yukarı Araplar, 1300 metre kum pistte çıkacaklar. Dediğim gibi programda size 2 tane banko vereceğim, 1 tane alternatif tek vereceğim bilginize. Onu da tekrar söylemiş olayım. 10 adet atın start alacağı ilk koşuda burada bir tekimiz yok. Favorimiz 5 numara Kadir Gün ve Databeş İdaresi'deki Safkan bir ay evvel ikincilik elde etti. Ve son 6 yarışında etkili geldiğini söyleyebiliriz tabi. Ee, biraz da kum açısından değerlendirdiğimizde bence çok da iyi gidiyor. Şu kum yarışlarını atın bir gösterelim size. 15 Handicap'ta bir ikinciliği var. Daha evvelinde 15 Handicap 3. ve Satış koşusu ikincilik. Ee, Safkan'ın son yarışlardaki kum performansı bu yönde. Devamında arkadaşlar değerlendirmemizde tabii şöyle bir e, konu var. E, şimdi mesela 2 numara Munzur Ercan Çankaya ile birlikte yazılması gereken bir isim olarak gördüm ve burada oyuna dahil ediyorum sizler için. Munzuru bir performans olarak göstermek istiyorum. Çünkü at daha çok e, burada son döneme baktığınızda hani çim sentetik gibi gözüküyor. E, ama tabii arada kum yarışları var. Mesela burada Antalya'da 1200'de kazandığı bir yarış var. Bence çok kıymetli. E, yine daha geriye gittiğimizde Antalya'da Ankara'da koştuğunu görmekteyiz safkanın. Pist olarak e, bir kez İstanbul'da bir denenmiş sentetikte. De olmamış diyebiliriz orada yani en azından e ama genel durum iyi atın kumu e, iyi yani ben bir sıkıntı yaşayacağım düşünmüyorum o yüzden 2 numara Munzur'u da tavsiyelerime aldım Devam ediyorum arkadaşlar. Birazcık daha böyle bir sürpriz cazip bir isim. merak Çizik'te 9 var son parıltı. ile Ekürist tartılı. 2 atında şansı var. Ben biraz da son parıltıyı söyledim. Çünkü 1-29-46 derecesi var. Çok eski bir tarihte de olsa 52 kiloda bu sürprizi yapabilir. at gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Bir hafta evvel 4. oldu son yarışlarda. Bir 5.lik bir 3.lik de elde etmiş bir safkan haliyle. Neden olmasın dedirtiyor yani burada onu söyleyebilirim. 5-2- ee, 9 şeklinde 3 atlı bir oyun tavsiyem bulunuyor. Geniş kuponlarınız için burada tuttuğunuz herhangi bir atı ilave edip daha fazla at yazabilirsiniz. Bu koşuda biraz size bıraktık arkadaşlar son kanaati diyebilirim. Geldim bir sonraki yarışa ikinci koşu saat 1.30'da meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede çim pistte çıkacaklar. 10 adet safkan start almakta burada arkadaşlar. Bizim favori göstereceğimiz safkan 1 numara Belgravia oldu. Ahmet Çelik ilerisindeki safkan 21 gün evvel 4. elde etmişti. Burada yine etkili olması bekliyorum bu atın. Son yarıştaki performansına istinaden de diyebilirim tabii ki. Sonra tabii 3 yarıştır. ikinci olan bir at var. Velat Demir ile 4 numara kızımsın. Yazmakta fayda var. Her türlü bu atı kuponlarınızda bulundurun. 1.12.96 derece görmüş bir at. Bundan daha iyisinde yapabilir. Son 3 yarış ikinci olmasıyla birlikte ayrıca zaten dikkat çektiğini belirttik. 5 numara Markita'yı önereceğim. Bir dördüncülük bir ikincilik elde etti. 21 güne Veren son start aldı. Mehmet Sarih Çelik idaresinde izleyeceğiz bu yarışta. 57 kiloda start alacak. Yine Markita kulaklık ve yanak perişi takıyor bilginize. Mehmet Nuri Sunkar Safkan burada önerecek Mini Moket 6 numara bir var. Üçüncü 1 hafta evvel 3. oldu. 1.12.82'si var. Daha iyisini yapar. 1.12.82 demişken benzer bir derece gören 1.12.88 ile 1 aylıkta arasıyla Mehmet Akyavuz'a Kurt Erekürüs Safkan Reason and Logic 8 numarada oyundaki bir diğer tavsiyemiz olmuştur arkadaşlar. Bu koşuda başka bir at tercihiniz varsa tuttuğunuz ettiğiniz herhangi bir at tabii ki yazabilirsiniz. Ama bizim bu tercihimizin yeterli olduğu kanaatindeyim. 1-4-5-6-8 şeklinde bir oyun öneriyorum. Burada geniş kupon küçük kupon ayrımına gitmedim bilginize. Zaten bir önceki koşuda 3 atta bıraktık. Burayı da bence 5 atta yapabilirsiniz. Yani burada 1, 4, 5, 6, 8. Bir önceki koşuda da 3 tane at vermiştik. Burada 5 tane at şeklinde yaptık. Bence her bütçeye uygun olacaktır bu. Geldim 3. koşuya saat 2'de şart 4 3 yaşlı İngilizler 1600 metrede çim piste çıkacaklar. 8 adet safkan izleyeceğiz. Arkadaşlar favorimiz 18 gün evvel kazanan Gökhan Kocakay dersi 4 bara Kinjal'dır. Kinjal aynı zamanda bizim burada alternatif tek tavsiyemiz olacaktır. Derecesi 1.37'si var daha iyisini yapmasını bekliyorum. Ee, yanına rakip hanesinde 2 numara Burak Star. Ve 8 numara mahal değerlendirdiğimiz isimlerdir. Burak Star'da Ahmet Çelik olacak. 16 gün evvel 4. kaldı Safkan. 1.36.27'siyle gruptaki en hızlı dereceye sahip 29 Haziran tarihinde elde ettiği bir derece bu arkadaşlar. Onu da belirtelim. E ve tabi 1.36.84 gören bir isim de var. Burada Mahal ki onu da önerdik. E 6 numara Mahal. Burada yine Müslüm Şehir ile birlikte oyunda yer buldu. E 426 4-2-6 şeklinde bir oyun yapabilirsiniz. 18 gün evvel Mahal'de son yarış ikinci kalmıştı. Bir önceki yarışta da yine ikinci olmuştu. Müslüm Çelik biniyor. Burak Star'da Ahmet Çelik var. Gökhan Kocakaya ile 4 numara Kinjal alternatif tektir 4 alternatif tek yanına 2 ve 6 ilavesi söz konusu Bakın böyle bir yarışta bütçelerinizi çok rahatlatabilirsiniz arkadaşlar yani alternatif tekler bunun için var e, kaldı ki alternatifteki tek bırakmasanız bile en fazla 3 hafta geçiyorsunuz O yüzden küçük kupon veya geniş kupon yapın fark etmez bu koşular fırsattır bu koşullarda bütçelerinizi rahatlatabilirsiniz. Dördüncü koşu şart dört yarış e, saat iki buçukta yedi adet at start alacak. E, dört yukarı Araplar 2000 metre kum piste çıkıyor. Ve evet geldik Bankotek'e. 5 numara sıkı dost. E, Kurtar Safkan'ı e, Fesih Çetin baş 57 kiloda start alacak. 5 numara sıkı dostu arkadaşlar. Burada Bankotek olarak gördük. Tabi bir yarış performansını gösterelim atın. Yani Bankotek diyoruz da kimdir bu Bankotek? Son yarışı Şart 4'te kazandı 12 Eylül tarihli. 29 Ağustos'ta bir üçüncülüğü var. Kısavada 6 düzeyde. Daha evvel kum yarış performansını görüyorsunuz. Bir tane 22 handikap kazanmıştı var. Ama o geçen seneki performansı. At zaten şurada bir ara verdi. Bu ara bir sakatlık arası vesaire de olabilir. Atı bilerek dinlendirmiş de olabilirler. Fark etmez. Böyle bir arası var arkadaşlar. Atın 6 aylık bir ara. O aranın ardından bir ikincilik, bir üçüncülük. Sonra bir üçüncülük, bir birincilik daha elde etti. At formda at hazır. 5 numara sıkı dost burada. Bankotektir. 5 arkası bir. Herekliği sıralı ikiliye yazıp bir sıralı ikili oyunu yapabilirsiniz. 5 arkası bir oynanabilir. 5 numara sıkı dost bankotek bir önceki ayakta alternatif tek vardı kinjal bu yüzden 3. çifte isteyenler 4 arkası 5 oynayabilirsiniz. 3. çifte 4 arkası 5 oynanabilir burada sıkı dost tek dedik 5 arkası 1 sıralı ikilisini de tavsiye ettik. 5. koşuya geldim saat 3'te kısa vade 6 dişilere mahsus 3 yaşlı araplar 1400 metre kum pisti yarışı. Burada 10 adet safkan start almakta. Arkadaşlar favorimiz bu koşu için belirlediğimiz favori safkan Akın Sözen'le 2 numara bal berfindir. Son kumlarında bir tane kazandı. Bir tane 8. Lik, bir tane daha 8. var. Yani böyle bir inçli çıkışlı performanslara aşina olduğumuz bir safkan. Mesela bir çim 7. var ama bir tane de sentetik ikinciliği var. O yüzden ben burada günündeyse kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden 2 numara bal berfini dahil ettim oyuna. Peşhisi Rahmet ile birlikte Eflin 3 numara diyeceğim. Yine son kumunda etkisiz olsa da bir önceki kumlarında etkili olmuş bir safkan. Mehmet Akyavuz Zaltun var. Araklı güzel diyorum. Bir tane kum yarışı 9.lu var ama onun dışında 2 tane birincilik bir tane dördüncülü bulunuyor safkanın. Burada oyuna yazmakta fayda gördüm. Geriye kalan isimlerde arkadaşlar Ercan ile bir numara. Lavin Fırtınası'na şanslanabileceği kanaatindeyim burada. O da etkili olabilir bu yarışta. Bu şekilde bir oyunu yeterli görüyorum. Daha fazla at istiyorsanız tabii ki yazabilirsiniz çenize göre ben bu halini yeterli olarak gördüm oyunun. Tarçın Kız var ve tabii işte bir tarçın kızı belki yazabiliriz. onu da hadi onu da dahil edelim. Daha garanti bir oyun olsun. 2 3 6 4 şeklinde arkadaşlar bir oyunu burada tercih ediyoruz. 2 3 6 ve e, burada 5 e, şeklinde arkadaşlar. 2, 3, 6 ve 5 şeklinde. Demin 4 dedim galiba kusura bakmayın. 2, e, 3 arkadaşlar daha sonra 6 ve 5 şeklinde bir oyunu yaptık. 4 tane attı bir oyun öyle söyleyeyim. E burada yapmış oluyoruz. Lavin fırtınası da var. 5 oluyor o zaman. Yani Lavin fırtınasını da daha sonrasında yazmış oluyoruz. O şekilde bir 5 atlı oyuna çıkmış olursunuz. Burada biraz kafanız karışmış olabilir. Sonradan tarçın kızı dahil ettiğimiz için oyun birazcık tuhaflaştı gibi oldu. Ama öyle değil arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani sıralama 2, 3, 6, 5, sonra 1. Anlatabildim mi? 4 at ya da 5 at. Bu şekilde. Geldim 6. koşuya Profesör Tevfik Başar koşusu kısa vade 8 2 yaşlı İngilizler 1600 metre için pist yarışı 9 safgan izleyeceğiz burada. Ee, favori olarak gördüğüm isim 1 numara Escape Path ee, ile birlikte favori. İki yarıştır kazanan ve iki kez start almış Akın Sözen'le Belgrad Han 4 numara. İkinci at önerimdir. Ee, burada tabi çok ciddi, çok çetin bir mücadele olacak bütün atlar arasında. Onu söyleyebilirim yani çok sürprizlere açık bir yarış. Biz tabii ki Elimizden geldiğince en garanti gördüğümüz simleri yazacağız ama çok büyük sürprizler çıkarsa da yapacak bir şey yok bu kuş için kanatım bu yönde. 1-4 yaptıktan sonra 6 numara Gali oldu diyeceğim. Müslüm Şerik biniyor. İki yarıştır kazanan bir isim. 14 gün evvel kazandı. 1-35-82'si var. Çok kıymetli derece. E, Gökhan Koçakaya'nın minciye bir Safkan Sarabande 9 numaraya da burada oyunda yer verdim. Bu şekilde bir oyunla arkadaşlar tabi e, yeterli bir noktaya getiriyoruz oyunu. Yani 1-4-6-9 4 tane Safkan yeterli olabilir. Geniş kupon için Vedat Abiş ile birlikte e, 3 numara Battle for Glory'de yazabilirsiniz. Bu ismi de burada bir geniş kupon tercih olarak yapılabilecek isim olarak değerlendirdim. Şimdi geldik 7. koşuya. Saat 4'te. Sürat koşusu. Grup 1-2 yukarı İngilizler. 1000 metre çim pist yarışı. Bu yarışı Alihan kazanmıştı galiba. Geçen sene ya da ön, önceki sene bu yakın zamanlarda Alihan'ın kazandığını hatırlıyorum bir. E, bu yarışta fakat bu sefer o start almıyor. 10 adet safkan var arkadaşlar. Favori gördüğümüz isim ikinci altılı için 7. koştayız. İkinci altılı için bankotek olarak gördüğümüz isim burada bulunmakta. Ve o da son yarışlarda inanılmaz formda gelen 6 numara Son of Cougar oldu. Ahmet Çelik İdarsizlik Safkan son 6 yarışının 5'ini kazandı. Bir tane dördüncülüğü var. 6 numara Son of Cougar. Bankotek'tir. O yarış performanslarını göstereyim. O dördüncülükte Gazi. O dördüncülükte Gazi biliyorsunuz yani Dragon Flame kazandı. Ziska, Borrego. E, tabii Gazi'nin ayrı bir ruhu var. Yani ki dördüncülükte son anda olmuş bir durum. Favori çıkmıştı o yarışa. E, Niyazi Polat yarı kazanmıştı Safkan. E, Avrasya'yı kazandı grup 1. E, Fatih Sultan Mehmet'i kazandı grup 1. Grup 3 Topkapı'yı kazandı. Gerçekten İnanılmaz performanslarla geliyor burada arkadaşlar Safkan. Bu koşuda da Son of Cougar arkadaşlar bizim sürat koşusunda Son of Cougar sizlere bankotek olarak tavsiyemizdir. İkinciliği inanın hiç bilemiyorum çünkü çok fazla ikincilik adayı var. Ama burada altınları numara Son of Cougar bankotek olarak vermiş bulunmaktayız. 8. koşuya geldim. Ankara koşusu 6 safkan var burada. Ziska ve Giz arasında bir mücadele olacak gibi gözüküyor. Ankara koşusu kupalı bir yarış yine. Grup 1-3 yaşlı İngilizler. 2800 metrede uzun bir yarışta çim pistte izleyeceğiz. Arkadaşlar 4-6 yapıyorum. 2 atla geçiyorum. Kahraman Ekürüsü'nden Gökhan Kocakay'ı derste 4 numara Ziska var. Bir de Giz var. 6 numara Ayan Kurşun'la birlikte. Bu iki at arasında bir mücadele bekliyorum. Bu yüzden 2 atlı bir oyunu tavsiye ediyorum. Ben başka bir ata gitmedim tercih ettiğiniz at varsa tabii ki o ayrı bir konu ama ben bu iki attan birisi kazanır diyorum. 4-6 diyorum. İki atla oyunu planladım. 9. Koşu Altılı Ganyan.com adına düzenlenen kupalı yarış kısa vade 9 düzeyinde dişilere mahsus 3 yukarı İngilizler 2000 metre kum pist yarışı olacak. 8 Safkan iştirak ediyor buraya. Arkadaşlar favori Hayalet Kız Saadettin Boyraz idaresindeki Safkan Hayalet kızı favori olarak görmekteyiz. ben hayalet kızı burada tek bırakma konusunu düşündüm. Fakat sonra dedim ki olur mu olur bir numara continuous veya da tabii işte gelirse ihtimal var. Onu es geçmeyelim. O yüzden bir numara continuous'u da yazalım dedim. Ve 1-2 şeklinde iki atlı bir oyunu tavsiye ediyorum ben burada size. bir geniş kupon önerim bulunmamakta. Tuttuğunuz at varsa yine yazabilirsiniz. Burası da 1 ve 2 numara arasında geçmesi beklediğim bir yarış. Yani Şöyle bir durum var. Bir önceki koşuda da iki tane at arasında geçecek. iki at dedik. Burada da iki at dedik. Hani o yüzden bütçelerde çok ciddi bir rahatlık oluşuyor. Hani oraları doldurmak isterseniz bazı atlar tabii ki yazılabilir. Veya belki bu bütçeyi Diyarbakır'a kaydırabilirsiniz. Diyarbakır videosu yayında belirteyim. Diyarbakır'ı izleyip oynayabilirsiniz. İzmir var. İzmir'de izleyip oynayabilirsiniz. Buralarda rahat olduğumuz için Diyarbakır ve İzmir'de de oyun yapılabilir bence. Geldim 10. ve sonuncu koşuya saat 5.30'da meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre Çin pist yarışı. Tabi burada 11 adet safkan start almakta. ben burada tercihimi önce 21 gün start almış atlar var. Onlara bir şöyle baktığımızda 21 günevel ikinci olan bir at Özcan Yıldırım'la Kaydınız. 6 numara Kaydınız'dan yana kullanıyorum ilk tercihim. Sonra Gişkar diyeceğim 4 numara Gökhan Kocakaya'yla birlikte 3 kez start aldımış bir safkan. Tecrübesi de var. Üçünde de tabela yaptı. Ardından bu 21 gün start alan diğer atları bir sıralayacağım. E, Müslüm Çelik'le 7 numara Kömür Hanım, 8 numara Majestic Holiday Ayan Kurşun'la, Eren Akdu ile Kurtarı Remember Love 9 numara, Arjan Chankaya, Tesla Dubcek 10 numara ve hatta Mehmet Akif Victor Flower 11 numara yazıp burada 7 tane ata kadar çıkılabilir. Yanlış saymadıysak eğer 7 tane ata kadar çıkılabilir olarak görüyorum. Diğer isimleri göremedim. Yani bu, bu bu şekilde zaten baya bir kalabalık oynuluyor. Yani bunu yapabilirsiniz çünkü iki tane yarışta iki tane atla geçiyoruz. Yani bir yerde iki tane at, bir yerde iki tane at, bir tane de banko var. haliyle zaten bütçeniz çok rahat diyor. Yani Elazığ, şey Elazığ diyorum kusura bakmayın. Diyarbakır ve e, İzmir videoları var. Onları izleyebilirsiniz zaten. Ama orada da oynamanın haricinde e, burada da oynayabilirsiniz. Tabi ben şimdi hem Diyarbakır videosunu yaptım hem e, İzmir videosunu da yaptım. Bu da Ankara videosu. Şu anda son videomuz arkadaşlar. Bu gün için. E, Kafamda bir anda tabi çorba oldu. Yani hak verirsiniz ki. E, umarım bir e, sıkıntı olmaz. E, çok güzel bir şekilde oyunları tamamlarız. Sürsülü ihsan ettiysek affola. Diyarbakır yayında, İzmir yayında dediğim gibi. Kanala Abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim, katılıyor olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.